Mavi Kadın YouTube kanalından herkese merhaba. Astrolog Özlem Recep karşınızda efendim. Güneş tutuluyor. Tutulduk, tutulacağız. 8 Nisan'dayız. Önümüzdeki 6 ayı etkileyecek. Bu tutulma tam güneş tutulması. Kanada, Meksika ve Amerika'dan izlenebilecek ve arka planda Türkiye ile alakalı Türkiye'den görülmeyecek ama etkilerini tabii ki yaşayacağız. Dünya açısından neleri bekleniyor? Bir kuyruklu yıldızın geçişiyle birlikte suyla alakalı olan sağlık sıkıntılarının tüm dünyayı saracağı bir etki gündemde olacak ve belki de 1,5 yıl içerisinde bu konularla alakalı gündemde şifa arayışı, ilaç arayışı içerisinde olabiliriz. Savaşlar, patlamalar, terörle alakalı olan konular yine gündemde. Orta Doğu ile alakalı olan konular gündemde. Savaş hazırlıkları, savaş davulları çalınabilir çünkü bu Marsiyen bir tutulma. Yükselen de Akrep Burcu'nda. Orta Doğu'da pek çok şey değişecek. Aynı zamanda hayatın içerisinde kendi hayatımızda da kendimizi gerçekleştirebilmemiz için de çok büyük şeyler değişecekmiş gibi görünüyor. Amerika bağlantılı olacak olan, Amerika'daki seçimleri etkileyecek olan bir dönemin içerisinden geçerken aynı zamanda kraliyet ailesiyle alakalı peş peşe ölümler gündemde olabilir ve bu döngünün içerisinde sanki senenin sonunda gerçekleşecek olan liderlerle alakalı dünyada önemli liderler, Rusya özellikle önemli liderlerle alakalı belki de vefat haberlerini duyabilirmişiz gibi görünen bir gökyüzü, her şeyi değiştirecek olan bir gökyüzü teması bizimle birlikte olacak. Peki bizi nasıl etkileyecek? Biz şu şekilde etkileneceğiz. Kendi içimizde yara olan ne varsa başkalarına şifa olabilirsek o konuyla alakalı, başkalarına iyilikte bulunabilirsek bu gökyüzü bize yarar. Ama başkasına acı veren tam mısın ki mutluluğu yakalayacak diyelim ve burçlara geçelim. Kısa kısa burçları neler bekliyor? Koç burcu, kendini gerçekleştireceksin. Tekrarlayan konular gündeminde olacak. Finansal kaynakların ortaklı olan projelerde artış yaparken dikkatli adım atmalısın. Boğa, sağlığınla alakalı olan konular çok ama çok önemli bu tutulmanın eşiğinde. Aynı zamanda yerleşim alanın değişiyor. İkizler, çalışma hayatınla alakalı, projelerinle alakalı hız kazanacaksın. Belki de tüm dünya sesini duyacak senin, haberin olsun. Yengeç, aşk hayatın gündemde olacak. Belki uzak bir şehir, uzak bir ülke konusu gündemde olabilir. Aranıza mesafe girebilir. Bu döngü senin için kariyer basamaklarını çifter çifter ya da alamadığın haklarını alman için fırsatları barındıracakmış gibi görünüyor. Aslan burcu, hukuksal konular gündeminde olurken ailenin içerisinde sanki bir düzen değişiyor. Belki de yerleşim alanın değişiyor. Farkında mısın? Başak burcu, yakınlarının hayatlarıyla alakalı olan konular bolca gündeminde olacakmış gibi görünüyor. Sevgili Başak, belki de bu sürecin içerisinde finansal kaynaklardan tut da yatırım yapacağın sözleşmeler de yine gündeminde olurken aynı zamanda önemli ameliyatlar da yine gündeminde olabilirmiş gibi. Terazi burcu, yerleşim alanlarınla alakalı bir problem bulunuyorsa eğer ki bunları çözümlemek için fırsatların bulunacak. Yerleşim alanın tekrardan değişebilirmiş gibi görünüyor. Maddi kaynaklarınla alakalı, ev alım satımlarla alakalı olan konular gündeminde. Bu yer belki de yaşadığın yerde olmayabilir. Ev alımı yapacaksan eğer ki daha farklı bir şehir, daha farklı bir ülkeye yerleşim yapma düşünceleri içerisinden geçebilirsin. Akrep burcu, son 2 yıldır zorlandığın ne varsa bu tutulmayla birlikte kendini yenileyecek ve dönüştüreceksin. Sanki 2 yıllık bir döngü bitiş yapıyormuş gibi görünüyor, haberin olsun. Bu döngünün içerisinde sevgili Akrep burcu, sağlığına çokça dikkat ederek iş hayatına asılman gerekiyor. Sevgili Yay burcu ise göksel anlamda yaylar, aşk hayatınızda bazı konular gizli mi kalmalı, gizemli mi kalmalı? Sanki öyle bir evrenin içerisinden geçiş yapacaksın. Bu sanki senin önündeki gerçekleri görebilmen için bir dönüm noktası niteliğinde olabilir. Bazı yay burçları bebek sahibi olmayla alakalı bir döngünün içerisinden geçecek. Oğlak, yerleşim yerin değişiyor. Farkında mısın? Bu yerleşim yerinle alakalı belki de kadersel bir döngüden geçebilirsin. Ne demek oluyor bu? Evliliğin varsa bir dönüm noktasından geçebilir. Yolları ayırmak istiyorsan araya girecek olan engellerin farkında mısın? Ya da belki bu engelleri çözümlersen bu evlilik, bu ilişki bir kez daha sanki şansı hak ediyor mu diyelim ve kova burçlarına geçelim. Sevgili kova, kariyer konularıyla alakalı sıkıştığın, zorlandığın her ne varsa çözüm yollarıyla birlikte şimdi gündeminde. Sözleşmeler ve anlaşmalar yaparken yükselişin tadını sanki yabancı ortaklı firmalar ve yurt dışı firmalarıyla bağlantılı olacak şekilde değiştirebilir. Taşınma konularında gündemde olabilir diyorum. Peki ya balık burçları? Balık burcu, parasal konularla alakalı yabancılar, yabancı sektörler, belki uzak ülkeler ya da öğretimle
eşinle alakalı, devletle alakalı olan konular, tayinle alakalı olan konular gündemde olabilir. Bunlar sana aynı zamanda ithalat, ihracat ve medya sektörü de olabilir. Bunlar sana paraya para kazandıracak etkiler barındıracakmış gibi görünüyor. Hukuksal yollarla alakalı da alamadığın hakların varsa parasal olarak sanki bu hakları alacaksın. Sağlığına çok dikkat etmelisin. Özellikle kan ve lenf değerlerine çok ama çok dikkat etmen gerekiyor. Evet, 12 burcu değerlendirdim sizler için. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Biraz Marsyen bir tutulma, biraz zorlu bir tutulma olsa da yara olanın, eğer ki yaraya şefkatle davranıp şifa olanın işte bu tutulma yanında efendim. Hiç korkmayın diyorum ve sizi seviyorum. Haftaya görüşmek üzere.